Itachi Uchiha. Itachi, Itachi, Itachi. Birçoğunuzun en sevdiği karakteri desem yeridir. Seriye Bad Boy olarak giriş yapan Itachi bu çizgisini serinin sonuna kadar da tuttu. Gizemi ile merak ettirdi senelerce. Öyle böyle merak ettirdi ki kötü karakterin zaman gittikçe iyi olduğunu öğrenince olan nefret sevgiye geçti ve bu karakter çoğumuzun en sevdiği karakteri oldu da diyebiliriz. Orochimaru gibi birçok kişiyi de kolayca etkileyebilen bu Itachi hakkında birkaç ilginç şey buldum diyebiliriz. Itachi kime aşıktı? Rakibi kimdi? Ve Minato Jiraiya ile denk miydi yoksa onlardan daha güçlü müydü? Bu tarz soruların bir nebze cevabını verebileceğim bu videoda size. Ondan dolayı da gelsin size Itachi'nin bilgi videosu. İlk sahnesi. İlk olarak manga cildi 16 yani Naruto Chapter 139'da ve animede 80. bölümde karşımıza çıktı. 2. Doğum günü. 9 Haziran'da doğmuştur kendisi. 3. Yaşı. Naruto Classic'te 17-18 yaşında olan Itachi, Shippuden'de ise 21 yaşındadır. Evet, karakter olgunlaşmadı bile ve Madara ile karşılaştırılıyor. 4. Boy uzama. Naruto Classic'te 1.75 boyuna sahip olan Itachi, Naruto Shippuden'de ise boy 60 ve 1.78 boyundadır. Vay canına be, 2 santimetre uzunum Itachi'den. 5. Kan grubu. Sasuke gibi o da AB tipi kan grubuna sahiptir. 6. Sharingan. Malum Uchiha'ların Sharingan diye bir yeteneği vardır. Onu bir videoda özel anlatacağım size. Ama burada önemli olan bilgi şudur. Normal Sharingan'ı da vardır ve bu Sharingan'ı geliştirmiştir ve bir Mangekyu Sharingan'ı da vardır. Bununla da değişik değişik teknikler kullanabiliyor. 7. Klanı. Itachi Uchiha klanının bir üyesi olma dışında klanının açık ara en güçlü kişilerindendi. Ve o klanın sonunu getiren kişi de yine kendisidir. 8. Anbu. 11 yaşında Anbu'ya katılan Itachi aynı zamanda da kaptanlık yapmıştır orada. 9. Katil. Kardeşi Sasuke hariç tüm klanını öldürerek uluslararası bir suçlu olmuştur. 10. Adının anlamı. Itachi adı gelincik anlamına gelirmiş. 11. En sevilen oylamaları. Shonen Jump popularity oylamalarında sürekli artış göstermiştir ve 5. en popüler karakter de olmuştur. 12. Hobisi. Koskoca Itachi'nin hobisi acaba nedir? Açıklayın. Japonya'daki geleneksel kahveleri gezmeyi seviyormuş kendisi. Yani bizim de geleneksel kahvelerimiz var. Bekleriz Itachi'yi. Bir okey falan filan yani. 13. Hayali. Sasuke'yi bir dövüşe hazırlayan Itachi'nin en büyük hayallerinden de biri Sasuke ile dövüşebilmekti. Gerçi bunu gerçekleştiriyor. 14. En sevdiği yemek. Itachi'nin en sevdiği yemek kabak ve onigiridir. Ha tabi Zoro'nun onigirisi değil yani, yanlış anlamayın. Ama aynı zamanda da tatlıları da çok sever ve favori tatlısı Dango adında pirinç unu ile yapılan hamur işi tatlısıdır. Tabi bu Dango da One Piece'ten tanıdık bir şeydir. Neyse. 15. Sevmediği yemek. Itachi gibi birinin ne ilginçtir ki sevmediği yemek biftekti. 16. Görevleri. O değil de ya ben yıllardır ninja, ninjutsu alışmışım. Farkındayım siz J olarak kullanıyorsunuz. Birkaç video zamanım alır bunu doğru söyleyebilmem de. Deneyim bari. Malum ninja dedin mi görev yapacaksın. Yan gel yatmayla olmuyor bu işler. Hele Itachi gibi genç yaşta bu kadar iyi olursan daha fazla görev yaparsın. Toplam 340 görev yapmıştır ve 54'ü D sınıf, 152'si C sınıf, 134'ü B sınıf ve bir S sınıf yapmıştır. A sınıfını boş geçmiştir. Tabi burada da bir eleştiri yapmadan geçemeyeceğim. Arkadaş bu karakter genç yaşta o kadar yetenekliydi falan. Hiç mi A ve S üzeri görev verilmedi? Benim hatırladığım Itachi'nin gençliğindeki misyonlar hep tehlikeli duruyordu. Tabi geç orada Anbu da var. Biraz değişik olaylar ama yine de. 17. İlk düşünülen. Itachi'nin başta Konoha casusluk ve taktiksel ekibi diye 4 gruba ayrılmış 70 kişiden oluşan bir ekibe liderlik etmesi düşünülmüş. Ve burada farklı bir tipleme ve çizim ile de karşımıza çıkacaktı. Ne oldu bilinmiyor. Kishimoto bu düşünceden vazgeçmiş ve tanıdığımız Itachi karşımıza çıkmıştır günün sonunda.
Allah ne oldu bilmiyorum ama iyi ki oldu diyorum yani. 18. Ek bilgiler. Naruto bittikten sonra bazı şeyleri aydınlatmak için birkaç kitap yayınlanılmıştır. Ve bu kitaplardan ikisi Itachi'ye ait. Biri Uchiha klanı katliamından önceki halini, diğeri ise kimi sevdiği hakkındadır. Kitapta bu kişinin Izumi Uchiha olduğu da yazılıyor. 19. Öldürdüğü ilk Uchiha. Izumi Uchiha sevdiği kadın dedik ya. Evet. Itachi'nin öldürdüğü ilk Uchiha da sevdiği Izumi'dir. Yani 20. Dahi. Akademiden 1. sınıftan sonra direkt mezun olmayı başarmıştır. Ona bir dahi desek abartmış olmayız. Çünkü öğrenme tarzında bile çok hızlıymış. 21. Tek elle ninjutsu. Bu tekniği herkes kullanamıyor. Naruto videosunda tam doğru olmayan bir listede de Itachi var aslında. Tek elle ninjutsu uygulayabilecek biridir Itachi. 22. Minato mu Itachi mi? Bu sorunun cevabını bir videoya saklamak isterim. Ama bir konuda bir şey öğrenebiliyoruz. Büyük bir veri değil ama hiçten de daha iyi. Minato'nun yetenekleri tartışılmaz. Itachi'nin de. Ninja Akademisi'nde tarihin en iyi öğrencisi Minato iken Itachi de ikinci sırayı almıştır. 23. Itachi'ye geri vites attıran. Bunu aslında bilirsiniz ama demeden geçmeyeceğim. Malum Itachi öyle kolay kolay geri vitese takacak bir karakter değil. Onu bu duruma pek kişi de getirmemiştir. Ama getiren biri vardır. O da Erosen'in, yani Jiraiya. Tabi burada aranızdan birkaçı Sasuke için yaptı falan diyebilirsiniz. Ama deseniz bile Itachi gibi bir üst düzey ninjanın Jiraiya'ya saygı gösterdiğinin göstergesidir bence bu. Yener yenmez falan işlerine girmiyorum ama bu olay böyle gerçekleşti. Zaten yanlışım yoksa da bir güç sıralaması gibi bir kitap mı ne yayınlamıştı Kishimoto. Orada da ilk iki sırada olan karakterlerden ikisi bunlar. Tabi Konoha ile ilgili açıklanmıştı bu kitap. 24. Itachi'nin rakibi. Naruto'da az çok her jenerasyonun bir önceki veya bir sonrakine çok benzer. Ekipte genellikle iki erkek olur ve bunlar rakip olurlar. Arada da gereksiz bir kadın oluyor bilirsiniz. Düşünsenize, Itachi'ye rakip olarak karşınıza alıyorsunuz. Büyük olay. Bunu yapan biri var ve bu saygıyı hak eden kişi de Tenma Izumo'dur. Itachi ile aynı ekipte olan bu arkadaş Itachi ile de rakipti. Ha ne oldu sonra buna? Bu da güzel bir soru. 25. İlk partneri. Akatsuki denince ikili ekipler akla gelir. Gerçi ben de Hidan akla geliyor. Neyse. Itachi ve Kisame sanki baştan beri bir ikiliydi gibimize geliyor ama işin olayı aslında böyle değildi. Kisame'den önce bir başka 7 kılıç ustası olan Juzo Biwa ile çalışmıştı Itachi. Mizukage tarafından öldürülen Juzo'nun yerine sonradan Kisame geldi. Bu bilgi aslında tam direkt kanon olarak geçmiyor ama bence güzel bir not. 26. Favori üye. Kishimoto'nun Akatsuki'deki birçok şeyi sevdiğini iddia edebilirim ama kanıtlayamam. Kendisi bir şeyi ama açıklamış. Aralarındaki en çok sevdiği kişi Itachi'dir. Yani ne bileyim, Hidan da var orada yani. 27. Ninjutsu. Evet, 8 yaşında ninjutsu'yu da ustalaşmıştır Itachi. 28. Kargalar. Kargaları kontrol edebilir kendisi. Düşmanına karşı zorla da kullanabilir ve hatta tüylü vücutları sayesinde kendinin bir kopyasını da oluşturabilir. Hani bilmiyorum, bence birçoğumuzun onu sevme sebeplerinden bir tanesi de bu kargalar ile yarattığı atmosferdir. 29. Sevmediği şey. Aslında barışçıl bir yapıya sahiptir. Huzuru falan sever ve bir de ne tesadüfse dövüşmeyi sevmez. Yani pek de sevmiyor gibi de durmuyor diyemeyeceğim. Sevmediği belli yani. Bir dövüşleri seven karakterleri düşünüyorum da. Ve 30. Naruto. Itachi'nin seride çok az kişiye saygı ve güven beslediğini görürüz. Bunlardan biri Naruto'du. Ve 31. Itachi'nin gücünü gösterecek. Sono Sharingan. Omae wa doko made mieteiru? Hey. Hey. Kimi on the block block. Evet arkadaşlar, Itachi videosu hoşunuza gitti mi? Gittiyse bana bunu bir beğeniyle göstermeyi de unutmayın. Malum Naruto videoları kaynıyor gerçekten arada ama Itachi'yi çok istediğinizi fark ettiğim için öne aldım bu videoyu. Ve son Naruto tier listinde de ne demiştim? Eğer ki o tier list 300 beğeniyi geçerse bir Madara videosu yapacağım planıyla ilgili. Video halen 300'ü geçmedi ama. O videoyu sona da etiketliyorum, o tier listi. İsterseniz onu da izlersiniz. Bir de Naruto'nun bilgi videosunu da ekliyorum. İkisinden birini kesinlikle izleyin ve bu videoyu beğenin. Neyse, yorumlarda görüşürüz. Hoşça kalın. Jorunojogou.
Oh!